güzel sahur sofrasında bizleri bir araya getiren değerli il başkanımıza ve adaylarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii yoğun bir şekilde seçim çalışmaları devam ediyor. 14 Mayıs'ın ülkemiz için, milletimiz için, Bartın'ımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii Bartın'ımızda diğer siyasi partilerin çalışmaları da devam ediyor. Önce aday adaylığı süreçleri oldu. Sonrasında adaylar netleşti. Buradan aday adaylığı da bulunan bütün arkadaşlarımıza, bu hizmet kervanında yer almak isteyenlere ve sonrasında da adaylıkları netleşenlere teşekkür ediyoruz ve adaylarımıza, tüm siyasi partilerimizin adaylarına başarılar diliyoruz. Tabii bizimkilere daha çok başarılar dileyerek her ikisinin de kazanmasını istiyoruz inşallah. Tabii Bartın'da bugüne kadar seçimler hep huzurlu geçti. Adaylar birbirine karşı hep, ben burada 5 seçim yaşamıştım. Çok şükür kayda değer bir sertleşme, sıkıntılı bir durum olmadan seçim süreçlerini geçirdik. Huzurlu bir kent, herkes birbirini tanıyor ve bu seçimde de böyle olacağına inanıyorum. Herkes kendini anlatacak ve seçmen kararını verecek. Dolayısıyla bu karar da Türkiye için, Bartın'ımız için de inşallah hayırlı olacak. Tabii Bartın'ımızda her iki adayımız, gerek Turhan Kalaycı kardeşimiz, gerek Yusuf Aldatmaz abimiz, Bartın'ımızın yakından tanıdığı iki adayımız ve güçlü adaylarımız. İl başkanlığı tecrübesi 5 yıl, 6 yıl Bartın halkı yakından tanıdı. İşinde başarılı Turhan Kalaycı ve Yusuf Aldatmaz bizim belediye başkan adayımızdı. Ve 74 oy gibi çok az bir farkla belediye başkanlığı seçimini kaybetmişti. Şimdi de milletvekili adayımız, ticaretiyle, her şeyiyle Bartın'ın merkezinden köyüne varıncaya kadar en ücra köylerdeki bakkallar bile toptancılık yaptığı için zamanında hala yapıyor. Yakından tanıyor. Ticaretindeki dürüstlüğünü herkes biliyor. Herkese yakın olmasıyla tanınıyor. Turan Bey de öyle. Her iki adayımız seçildiklerinde bizler de onlara hem seçim süreci içerisinde hem de seçildikten sonra tecrübeli bir il başkanımız var. Daha önce il başkanlığı yaptı. Geçen dönem ikinci sıra milletvekili adayımızdı. Orada da 1000 oyla kaybetmişti Yaşar Bey. Yani 2-0'a çok yaklaşmıştı. Tecrübeli bir il başkanımız, tecrübeli bir teşkilatımız ve Bartın'ın sevip saydığı, dürüst, gerçekten herkesin kabul edebileceği iki adayımızla yola çıktık. Ve inşallah Bartın'dan AK Parti iki milletvekiliyle %100 temsil edilsin istiyoruz. Ve biz Bartın halkına da güveniyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhur İttifakımız olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2018 seçimlerinde Türkiye'nin en yüksek oy aldığı illerinden bir tanesi Bartın. %60'ın üstünde oy aldı. Dolayısıyla daha da yukarılara taşıyarak Türkiye ortalamasına daha büyük destek olmayı inşallah Bartın halkı bunu sağlayacaktır diye temenni ediyoruz. AK Partimiz seçim beyannamesiyle yola çıkar hep. Geçen hafta Salı günü seçim beyannamemizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştı. Aday tanıtım töreniyle beraber bu gerçekleşti. Önceki seçimlerde de hep seçim beyannameleri hazırlarız. Bu seneki seçim beyannamemiz 500 sayfayı aşıyor. Bugüne kadar 21 yılda neler yaptık? Bundan sonra daha neler yapacağız? Türkiye yüzyılını nasıl inşa edeceğiz? Çünkü Türkiye yüzyılı vizyonumuz var bizim. Geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramı öncesi açıkladığımız bu yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak diyoruz. Gerçekten de dünyaya Türkiye yüzyılı damgasını vurmamız gerekir. Bunun için bir başlangıç yaptık. Cumhuriyetimizin 100 yıllık sürecini tamamladık.
29 Ekim 1923'te 100 yıl arkada kalmış olacak. Bu 100 yılın son 21 yılında AK Parti iktidardı ve Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin lideriydi. Elbette ki Cumhuriyetimizin 80 yıl boyunca inişli, çıkışlı, darbeli, muhtıralı, başarılı, başarısız, siyaseten istikrarlı, istikrarsız yılları olmuştur. Ama maalesef parlamenter sistem nedeniyle istikrarı yakaladığımız süre çok az. Bir Menderes dönemi var. Demirel'in bir 65 seçimleri sonrası bir dönemi var. Bir Özal dönemi var. Bunlar kısa süren dönemler. En son istikrarı yakaladığımız dönemde 2002 yılı sonrası, 90'lı yılların koalisyonunun ardından Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile yakaladığımız bir istikrar var. Ne zaman Türkiye tek başına iktidarlar dönemini yakalamışsa, parlamenter sistemin o koalisyonundan kurtulmuşsa, kalkınma hamlesini hızlandırmıştır. Ama koalisyonlara denk geldiğinde de maalesef hep krizlerle karşı karşıya kalmıştır. İşte 1,5 yılda bir değişen hükümetlerle hep ülkemiz zaman kaybetmiştir. O istikrarsızlık, maalesef o zayıf hükümetler ekonomik krizlere neden olmuştur, siyasi krizlere neden olmuştur. Tüm bunlar ekonomik fakirleşmeye, yatırımların durmasına neden olmuştur. Tüm bu durum tabii ki işte anarşiye, teröre zemin hazırlamıştır. Tüm bunlar da tabii ki bu ortamdan beslenen vesayetçi anlayışın güçlenmesine neden olmuştur. Ve o vesayetçi anlayış bürokraside, yargıda, askeriyede çöreklenmiştir. Ve millete hep 10 yılda bir muhtıra vermiştir, darbe vermiştir. Parlamenter sistem budur. Gençlerimize bunu hatırlatmamız lazım. O günleri yaşayanlar, burada yaşayan basın mensubu arkadaşlarımız var. Ama yaşları itibariyle genç olanlar o günleri yaşamadılar. Şimdi parlamenter sistemin krizleri nedeniyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Parlamenter sistemin yaşattığı en son kriz neydi? 367 kriziydi. Yani 12 Eylül 80'de biz de çocuktuk, hatırlamıyoruz ama büyüklerimiz hatırlıyor. Mecliste bir cumhurbaşkanlığı seçimi, turlar, yüzlerce tur yapılmış, Bülent Ersoy'a bile oy çıkmıştı. Yani meclis cumhurbaşkanı seçemiyor diye darbeye gerekçe verilmiş 12 Eylül darbesi olmuştu. 367 krizi de aynı bu şekildeydi. Mecliste cumhurbaşkanını milletvekillerine seçtirmeyen bir vesayetçi anlayış ortaya çıktı ve o zaman AK Parti ve Cumhurbaşkanımız da madem siz meclise seçtirmiyorsunuz, halk seçsin o zaman dedi. Ve referandumda halk Cumhurbaşkanı'nı seçme yetkisini üstüne aldı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçildiği bir sistemin artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine, yani başkanlık sistemine geçme zarureti ortaya çıktı. Çünkü halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı, halk tarafından parlamento aracılığıyla da olsa bir başbakan, yürütme iki başlı ve bunun bir devlet krizine yol açacağı zaten ortadaydı. Dolayısıyla özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da ortaya çıkan Cumhur İttifakı ile birlikte bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin artık gerekli olduğu inancına varıldı ve AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'nı başlattı. Anayasa değişikliğiyle de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. 2018'den itibaren ilk uygulamasını yapıyoruz. İlk uygulaması bir 5 yıllık bir dönemi geride bıraktı ve bu 5 yıllık dönem Türkiye'nin özellikle yurt dışında küresel gelişmeler, yanı başımızdaki Suriye'deki karışıklıklar, pandemi krizi, Azerbaycan, Doğu Akdeniz, tüm bu küresel dalgalanmalara rağmen ve küresel ekonomik krize rağmen 5 yıl boyunca hükümet bozulmadan, seçim olmadan, meclis pandemiye rağmen gece gündüz çalışarak bu ülke için gerekli olan kanunları çıkardı ve bir kesintiye uğramadı. Kalkınma sürecimiz bir kesintiye uğramadı. İhracatımız artmaya devam etti. 36 milyar dolardan en yüksek rekorları kırarak 250 milyar dolara üretmeye devam ettik. Fabrikalar kapanmadı. Fabrikaların kapısına kilit vurulmadı. Yani 2001 krizini hatırlıyoruz. Fabrikalar kapandı. İşçiler kapının önüne konulmuştu. Kıdem tazminatlarını bile alamadan işçiler mağdur olmuştu. Böyle bir mağduriyet yaşatmadan
o küresel gelişmeleri, onların yol açtığı ülkemize yansımalarını, pandemiyi vesaireyi hepsini atlatarak dış politikada da uyguladığımız Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı karar alma, hızlı uygulama avantajıyla birçok konuyu, krizi başarıyla atlattık. Yani bu tartışmasız. Mesela bir Ukrayna-Rusya savaşında uyguladığımız dış politika bir koalisyon dönemi olsaydı, o koalisyon ortaklarından birisi Ukrayna'yı tutalım diyecekti, birisi tarafsız kalalım diyecekti. Çünkü muhalefet partilerine baktığımız zaman Rusya-Ukrayna savaşında taraf olalım dediler. Adeta Türkiye'yi savaşa sürükleme gibi bir görüş ortaya attılar. Ama Türkiye ne yaptı? Cumhurbaşkanımız hakkaniyeti, dengeli uyguladığı dış politikayla bütün dünyanın takdirini kazandı. Arabulucu rolü üstlendi, tahıl krizini çözdü, esir takasını çözdü ve hem Birleşmiş Milletler'in hem de bütün dünyanın takdirini kazandı ve bütün dünya ülkeleriyle, bütün dünya liderleriyle görüşebilen istisnasız tek lider olarak ortaya çıktı. Bir aktör olarak ortaya çıktı Türkiye. Şimdi tabii hemen yanı başımızda Suriye'deki iç karışıklıktan istifade ederek Suriye'yi bölüp parçalamak isteyen küresel güçlere karşı da Türkiye dik durdu. Biz komşumuzun topraklarının parçalanmasını istemiyoruz dedik ve güneyimizde bir terör devleti istemiyoruz dedik. Ama Türkiye'nin muhalefeti ne yaptı ana muhalefeti? Suriye'de ne işimiz var dedi. Eğer biz CHP'nin, Kılıçdaroğlu'nun o sözüne güvenerek Suriye'ye askerimizi göndermeseydik, Suriye'de bugün PKK-PYD devleti kurulmuş olacaktı. Yine Azerbaycan'a biz o 31 yıllık Ermeni işgalinden Azerbaycanlı kardeşlerimizi kurtarmaya giderken CHP'nin sözcüleri dediler ki Azerbaycan'a Türkiye cihatçı gönderiyor diye Türk dünyaya bir yalan propaganda maalesef yapabildiler. Yine Libya'ya asker gönderdiğimizde meşru hükümeti darbeyle devirmek isteyenlere karşı Türkiye Libya hükümetine sahip çıkıp oradaki darbeyi önleyip Libya'yla deniz yetki alanları anlaşması yapmasaydık biz bugün Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruyamazdık. Dolayısıyla muhalefetin söylediklerinin hiçbir geçerliliğinin olmadığı bizim uygulamalarımızla ortaya çıktı. Ve Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti hep sonuçta haklı çıkarak Türkiye'nin geldiği hem dış politikada bir Türkiye ekseni oluştu ve inşallah bunu yeni dönemde daha da güçlendireceğiz. Seçim beyannamemizdeki bir gözle bir okuyabilirseniz seçim beyannamenin özeti de var, geniş kısmı da var. Orada bir kere birinci önceliğimiz 11 vilayetimizi ayağa kaldırmak. Depremde yıkılan 11 vilayetimiz var. Şu anda canla başla bir çalışma devam ediyor. Bir kere seçim gündemi bizim oradaki canları getiremeyiz, giden canları, ama kalan vatandaşlarımızı bir an önce konutlarına yerleştirmenin mücadelesini şu anda yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız hemen hemen 2 günde bir neredeyse oradaki vilayete riskine karşı dirençli şehirler oluşturmak, bu önümüzdeki 5 yıllık dönemin İstanbul başta olmak üzere çok önemli gündem maddesi. Önce insan dedik hep, insanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. İnsanı güçlendirmek, aileyi güçlendirmek, toplumu güçlendirme adına da bugüne kadar yaptığımız 21 yılın üzerine daha da yenilerini ilave edeceğiz. Yine kalkınma hamleleri hız kesmeden devam edecek. Muhalefet durduracağız diyor, nükleer santral iptal edeceğiz diyor, Kanal İstanbul iptal edeceğiz diyor, yok müteahhitlere paraları ödemeyeceğiz diyor, yurt dışına şikayet ediyor Türkiye'yi, siz bunlara kredi vermeyin diyor. Bunlar devlet yönetiminin tam uzağındalar. Dolayısıyla yapılmış bir ihalenin parasının verilmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ama maalesef böyle bir muhalefetimiz de var. Kalkınma hamleleri hızla devam edecek. Bundan kesintiye uğramak yok. Sağlıkla ilgili hastaneler, şehir hastaneleri, bugün karşı çıktıkları şehir hastaneleri olmasaydı pandemide ne hale gelebilirdik? Bakın bugün Bartın'a yapılan hastane 575 yataklı bir hastane. Kağıt üstünde 400 yataklı gibi görünüyor. 1 milyar 300 milyon liralık maliyeti var ve bitmek üzere, şu anda iç düzenine de geçildi. Malzeme alımları da yapılıyor.
25 ameliyatın aynı anda yapılabileceği büyük bir hastane. 1 milyar 300 milyon. Yani bu sene 500 milyona yakın bir ödeneği bu sene bitsin diye ayırdık. Yani bu çok önemli bir rakam. Yarım milyar. Kurcaşile yolları Bartın'a şu ana kadar 21 milyar liralık yatırım yaptık. Bunun 6 milyarı ulaştırma. Tüneller, Amasra Tüneli, Çakraz Tüneli, Cumayanı Tüneli, Viyadükler, işte Dizler Mezeci, Karaman Tüneli, devam eden tünellerimiz var şu anda. Limanlar, Amasra Yolcu Limanı'nı yaparken betona yatırım diyorlardı ama Rus yolcu gemisi her hafta oraya gelip esnaftan alışveriş yaptığında da bu demek ki betona değilmiş, ekonomiye, insana yatırımmış diye herkes görmüş oldu. Yine yaptığımız yurtlar, ne gerek var bu kadar yurda diyenler oldu Bartın'da. Yani gerçekten bir akıl tutulması, yurt, bu kadar yurda gerek yok diyenler oldu. Demek ki ya da evini kiraya vermek istiyordu belki daha pahalı bir şekilde. O yurtları yapmasaydık, Türkiye genelinde bugün 8000 kişilik yurdumuz var Bartın'da. O yurtları yapmasaydık bu depremzedeleri misafir edeceğimiz yer olabilir miydi? Mümkün değil. Bakın 3000 depremzede vatandaşımız Bartın'da. Bir kısmı yurtta, bir kısmı evlerde misafir ediyoruz. Bunun dışında Bartın'ımızda spor yatırımları, bütün ilçelerimizde, beldelerimizde aile sağlığı merkezleri, okullarımız, 42 tane okul kazandırdık. Bakın seçim sürecinde bile biz yeni okul ihaleleri yapıyoruz. Yani seçimde de seçim ekonomisi uygulamadan yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. Bartın'ımızda da bu yatırımlar hız kesmeden devam edecek. Yeni milletvekillerimiz inşallah aldıkları, bizden devraldıkları bayrağı en ileriye doğru taşımanın gayreti içerisinde olacaklar. Milletimize huzurlu bir gelecek vaat ediyoruz. Muhalefetin altılı masanın ya da yedili masanın vaat ettiği gibi bir kaos vaat etmiyoruz. Terörden arınmış, terörün siyasi uzantılarının artık sandığa gömüldüğü, o siyasi uzantılarla işbirliği yapanların sandığa gömüldüğü huzurlu bir gelecek 14 Mayıs'ta yeniden Türkiye yüzyılı başlayacak. Hiç bundan şüpheniz olmasın. Bartın'ımızdan da en yüksek desteği alacağız. Ben buna inanıyorum. Gezdiğimiz bütün ilçelerde, beldelerde, işte geçen hafta da buradaydım. Dün Kurcaşile tarafındaydım. Bugün Ulus tarafındaydım. Yarın Amasra'dayız. Benim il dışı programlarım da olacak. İşte Bolu'dan başlayarak Sinop, Aksaray, Kastamonu, Karabük programlar yazıldı. Hemen oradaki programlarımın akabinde Bartın'daki adaylarımızın seçilmesi için dağ taş gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde çok kısa bir süre kaldı. 30 günlük bir süre. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ve 14 Mayıs'ta Bartın halkından hiç şüphemiz yok. Onlar bugüne kadar bizi çok desteklediler. AK Parti 2002'de %28 ile başladı burada. 2002'de. 2007'de %39. 2011'de 49. Sonraki seçimlerde 54'e kadar çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 62-63'leri geçti. Dolayısıyla Bartın'da her seçimde 10 bin insan ilave oy verdi. Niye? Bir önceki seçimde oy vermeyen 10 bin kişi ilave sandığa gitti. Bu kez ben AK Parti'ye vereceğim dedi. Neyi gördü? Hem Türkiye'deki gelişmeyi hem de Bartın'daki icraatları gördü. Yapılanları gördü. Takdir etti. Bir Amasra tünelinden geçerken teşekkür etti. Amasra'ya indiğinde limanı görünce bu büyük yatırım denizin ortasında dedi. Gördü. İlgisini çekti. CHP'li de olsa vereyim bu sefer dedi. Kurcaşire'ye doğru giderken tüyleri diken diken oldu o tünellerden geçerken. Çünkü o dağların tepelerinden hep aşıyordu. Abi baktı ki bir 10 dakikada Karaman'a ulaşmış Çakraz'dan. Ulus tarafına giderken barajı gördü. Bu ne zaman yapılmış dedi. Barajın yanından tünellerden geçti. Ulus'a gitti, şipşirin olmuş baktı. Dereler ıslah edilmiş. Abdübaşı'ya gitti. Belde şirin olmuş. Her şey yapılmış. Altyapısı, üst yapısı. Kumluca'ya gitti. Dere ıslahları, çayların ıslahları. Kozcağız'a gitti. Barajı gördü. Hasankale'ye giderken barajı gördü. Tüm bu barajların Bartın'ı nasıl selden koruduğunu gördü ve
sağlık yatırımlarını gördü. Şimdi yeni yatırımlar olarak hastaneye görüyor. Bartın'a girerken bir bakıyor ki devasa bir icraat, eser. Hep kalıcı eserler bırakmaya çalıştık. Bu kalıcı eserler sayesinde her seçimde AK Parti'ye oy vermeyen yeni seçmenler kazandı. Ben bu seçimde 10 binden daha fazla yeni ilave seçmenin AK Parti'ye yöneleceğini ve 2-0 çok rahatlıkla iki milletvekilimizi, 2-0 demek biraz spor gibi oluyor da Muhammed orada futbol maçları sunduğu için sen 2-0 demeyelim. İki milletvekili %100 destekle inşallah, yani iki milletvekilini tamamlarsak %100 destek parlamentoda Cumhur İttifakı'nın güçlü olmasını istiyoruz. Tabii diğer adaylar da kendilerini anlatacaklar. Herkesin yaptıkları var, yapamadıkları var. Ama milletimiz kim eser bırakmış? Eser bırakan partiler hangileri, buna bakacaktır. Ve dolayısıyla tercihini en doğru bir şekilde kullanacaktır. O nedenle biz diyoruz ki en doğrusu AK Parti. En doğrusu Recep Tayyip Erdoğan. 14 Mayıs en uygun zaman. Doğru zaman. 14 Mayıs bir milat olsun, Türkiye yüzyılı başlasın diyoruz. Ve bu 30 gün boyunca da bayramda geliyor. Bayramda da yine halkımızla birlikte olacağız. Ve Bartın'ımızda özellikle Filyos Endüstri Bölgesi'nin, doğalgazın merkezinin hemen yanı başında sanayisi gelişen bir Bartın'ı hep beraber oluşturacağız. Bakınız, organize sanayi bölgemizi iki katına çıkardık. Yeni fabrikalar bu şeye rağmen, küresel ekonomik krize rağmen yeni fabrikalarımız inşaatları devam ediyor. İşte 1200 kişilik mobilya üretim fabrikası entegre tesis olacak ve şu anda inşaatı devam ediyor. Temel atma töreni henüz yapamadık ama inşaat bir taraftan devam ediyor ve kısa süre içerisinde o fabrikada hizmete girdiğinde Bartın'da sadece 1200 çalışanı ve bunun yan sektörler olacak, taşıması, lojistiği vesaire. Dolayısıyla Bartın'ımızı hem sanayide hem turizmde, yani bir güzelce hisarı turizmi açalım derken orada bir yürüyüş yolunu bile ne kadar gündeme getirmişlerdi. Ama sonra ortaya çıkınca herkes orada fotoğraf çektirmeye başladı. Ama hala fotoğraf çektirmek isteyen varsa götürebiliriz. Ercan Bey burada. En çok o karşı çıkmıştı. Ama güzel oldu sonuçta. Evet. Yani yapılan güzellikler Bartın için. İnşallah Bartın'ımıza daha güzellerini yeni dönemde inşallah kazandıracağız. Türkiye'nin 14 Mayıs önemli bir seçimi. Türkiye parlamenter sistem krizlerine tekrar geri döndürmek, istikrarsız günlere geri döndürmek isteyenlere mi evet diyecek Türkiye? Yoksa Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle terörden arınmış, huzurlu bir geleceğe tek başına iktidarla yoluna devam edecek. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi anayasamızda belli. Ama maalesef muhalefet hala bunu kabullenmek istemiyor. Buna millet karar verdi. Ucube sistem diyor. Bu millete hakarettir. Senin önerdiğin sistemle Cumhurbaşkanı olacak ama 7 tane partinin lideri de bunun yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin içinde bir koalisyon kurmaya çalışıyor. Bu koalisyon nasıl? Eski koalisyonlar gibi mi? Hayır. Yardımcılardan bir tanesi hayır dediğinde o karar alınamayacak. Şimdi diyelim ki yurt dışına asker göndereceğiz. Suriye'ye tezkere oylaması. Liderlerden bir tanesi hayır dedi. Zaten diyorlar. Zaten gizliydi eski ortak, masanın altındaki ortak. Yukarı çıktı. Adayımız Kılıçdaroğlu'yu destekliyoruz dedi. Şimdi bakanlık da isteyecek. Yani bakanlıkları da paylaşıyorlar. Şimdi 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bir de her partiye birer tane bakanlık vermişler. Anlaşmışlar. Her parti birer tane bakanlığı paylaşacak. Çiftlik gibi. O bakanlıkların bağlı olduğu kuruluşlara her parti kendi taraftarlarını alacak, işe alacak vesaire vesaire. Böyle bir karmaşayı bu millet kabul eder mi? Etmez yani. Cumhuriyet Halk Partililer de bunu kabul etmez. Ya böyle bir yönetim şekli olmaz. Yani bir muhtarın azası bir köye koy konağı yapılacak. Konak yapılmasın diyor azalardan biri. Ama 4 tane aza yapılsın diyor. Muhtar da yapılsın diyor ama yapılamayacak. Böyle bir şey olabilir mi?
Gerçi muhtarları, özel kalem müdürü muhtarlara tayin edildiğinde işsizlik sorunu çözülecek diyen bir cumhurbaşkanı adayı böyle şeylerde maalesef vaat edebiliyor. Maalesef işte son zamanlarda daha seçim öncesi masadan kalkmalar, dağılmalar, kumar masası demeler, kendi kendilerine bunlar zaten söyledi bunu. Masa ortakları birbirine hakaret ettiler. Akşener masadan kalktı, bu masa millet iradesini temsil etmiyor dedi. Ya şimdi Kılıçdaroğlu kazanamayacak aday dedin sen 5 yıldan bu yana. Şimdi kazanamayacak adayın peşine takıldım. Niye? Çünkü projeyi bozdurtmadılar. Projenin bunlar sahibi var. O projede figüran bunlar. Şimdi bu figüranlar eğer oyun dışına çıktığında hemen ikazı aldı, yerine geldi, tekrar oturdu. Neyle, ne karşılığı oturdu? İşte iki tane belediye başkanı da Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olursa ben bunu bu durumda kabul edebilirim altılı masayı dedi. Ya belediye başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ne yazdı protokole? Şunu dediler. Cumhurbaşkanı gerek gördüğünde, uygun gördüğü bir zamanda. Ya böyle bir protokol. Protokolü baştan sona baktığınız zaman ne bir terör meselesiyle ilgili bir dertleri var. Ne eğitimle ilgili, ne ekonomiyle ilgili, ne dış politikayla ilgili. Var da dertleri farklı türlü var. Ama koltuk paylaşımını tek tek yazdılar. Cumhurbaşkanı yardımcısı şu kadar olacak, her partiye verilecek. Bakan her partiye birer tane verilecek. Sonrasında artan bakanlıklar, milletvekili sayısı oranı kadar dağıtılacak. Koltuk paylaşımından başka bir şey değil. Dolayısıyla milletimiz koltuk paylaşımı, birilerine kırmızı plaka dağıtmak için kurulan bir ittifaka değil, milletin huzuru için, Türkiye'nin kalkınması için, Türkiye yüzyılın dünyaya damga vurmak için siyaset yapan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na inşallah desteğini verecek. Bartın'ımızda da Yusuf Aldatmaz ve Turhan Kalaycı 28. dönem milletvekillerimiz olarak inşallah Bartın halkından yetkiyi alacaklar ve Bartın için önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok çalışacaklar. Bizler de onlara kefil olduğumuzu ve onlara destek vereceğimizi ve il başkanımızla beraber, teşkilatımızla birlikte çok çalışacağımızı sizlere ifade etmek istiyorum.